Abi şu köşe mi kimde? Şu. En baş. Mikrofonu alayım. Belediyenin, hükümetin oraya kadar. Evet. Oradan tekrar döner Meram'a kadar Altınçeşme İlkokulu vardı orada. O benim de bir şey. Pek üzüm bağı yoktu eskiden. Ama bizim Meram'da iki bağımız vardı. Hı hı. Birisi Meram Çarşısı'nda dedem otururdu. Hürümcek başında eski Meram yolunda. Orada da biz otururduk. Pekmez kaynatmazdık. Ama anne tarafım Küçük Kumköprü'de otururdu. Orada 14 puştalık üzüm bağımız vardı. Hı. 14 puştalık. Bir hafta üzüm bozardık. Üzüm bağlarını şöyle U şeklinde yan yana puştalar vardı. Tamam. Orasını baharın suyla ağzına kadar doldururduk. Meram çayından gelen suyla. Küçük Kumköprü'de de bağımız vardı. Orayı doldururduk. Bir defa baharın doldurduğunuz zaman bir yıl idare ederdi. Anlatım sonunda ilgili bir ikincinin üzeri bu şehir deriz. Yani Meram Çayı'nın başlangıcına çok yağmur yağıyor, akıyor. Oraya sel geldiğini hatırlarım hiç yok yıllarında. Hazır Muhacir Pazar demişken ben Abdülaziz'i soracaktım da. Muhacir Pazar demişken Muhacir Pazar'ıyla devam ediyor. Ama anne tarafım Küçük Kumköprü'de otururdu. Orada 14 puştalık suyunu alamadığı için. Yani benim çocukluk zamanımda şeye, yüksekliğe puştalar var. Ortası çukur, kenarları. Herkes gelir hocayı ziyaret eder. O da 5 lira verirse bu diğer mektebini bitireni İstanbul kadısı yaparlarmış. Ama kayınpederi, Aboğlu, Hadi'yi tanıdık, Abdullah Ulubay Hoca'yı tanıdık. Ne bileyim, Aziz Camisi'ne bir ikinden üzeri gitti. Şöyle şadırvanın yanında durdum. Camiden çıktılar. Hoca beni görünce gülerek bana doğru geldi. Bir ilişkimiz var yani Hacı Veysade ile. Orada şadırvanın yanında durdum. Hoca geldi. Hocam askere gidiyorum. Arasmadık daha geldim dedim. Ondan sonra elini öptüm. Şöyle çıtçıtlı bir çantası vardı. Onu açtı. 5 lira çıkardı. Şöyle uzattı bana. Ben hemen şöyle bir düşünce geldi aklıma. Ya Hacı Vestade'nin bu kadar talebesi var. O zaman 5 lira büyük para. Hoca şöyle eli bir süre havada kaldı hocanın. Almak istemiyorum. Şöyle kaşlarını çattı. Al diye. Ondan sonra ben de aldım, elini öptüm. Bunu eve bıraktık. Ondan sonra harcayamadık yani. Kültürel mirasımıza sahip çıkan, bugüne kadar bilgisiyle, donanımıyla, yayınlarıyla bizlere hep ışık olan Mehmet Ali amcamıza da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Bugün kırmadı, bugün bizlerle birlikte oldu. Birlikte olmasıyla birlikte böyle güzel bir hatırayı da bu müzeye bugün bağışlamış oldu. Bunun da ayrı bir kıymeti, bunun da ayrı bir değeri var bizim için. Öncelikle bunun için de çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizler de Meram Belediyesi olarak her cuma akşamı bizim Meram sohbetlerine burada devam edeceğiz. Bu vesileyle sizleri de davet etmiş olalım. Her hafta farklı bir konukla
bizim Meram sohbetlerini yapacağız. Meram'ı, Konya'nın geçmişini gelecekle buluşturmayı biz arzu ediyoruz. Allah'ım sağlık afiyet versin içerisinde. İnşallah bu güzel günleri yaşatmaya devam edelim.